sperm kalitesi düşük bu beyefendi. Geçen gün bendeydim. Buradaydı. Hamdolsun yani 2-3 ay bizi uğraştı da bayağı ama iyileşti çok şükür. Bir yorum yaz yoksa dedim indirim yoksa. Öyle deyince yazdı. Çekiniyor bazıları yorum yapmıyorlar. Sperm kalitesi düşük. Hormon kalitesi düşük. Genç birisi. Doktoruna gitmiş. Doktor buna çok ağır bir kimyasal yazmış. Ampul yazmış. Bundan 10 tane vurulacaksın. İşte hormonların düzelir. Sperm kalitesi artar vesaire demiş. Bu genç bu iğneleri vurulduktan sonra göğsü büyümüş. Karnı şişmiş, davul gibi olmuş. Göğsü büyümüş. Bana gelmişti bundan 2-3 ay oluyor herhalde. Çoban çökertin, seti kullanacaksın dedim. Kullanmış, kullanmış. Hamdolsun 2 ay içerisinde hiçbir rahatsızlığı kalmamış. Tamamen kurtulmuş. Jinekomasti nedir ona bir bakalım. Gördüğünüz gibi jinekomastide kişinin göğsü büyüyor. Kadın bunu da jinekomastinin de birkaç türü var. Yani bir kadın göğsü gibi büyüme. Burada gözüktüğü gibi kadın göğsü gibi büyüyor. Bazılarında kadınsı bir göğüs gibi ortaya çıkıyor. Bazı tiplerde insanlarda ise yağlanma, yağ bezi gibi bir durum ortaya çıkıyor. O genellikle dokuda, deride sertleşme şeklinde. Evet, bayağı büyüyor. Kadın göğsü gibi oluyor. Bazı insanlara da karışık tip hem yağ hem de kadınsı bir göğüs ortaya çıkıyor. Buna glandula yani salgı bezi gibi ortaya çıkıyor. Diğerine de yağlı jinekomasti veyahut da yalancı jinekomasti. Göğüs büyümesine jinekomasti deniyor erkeklerde. Yani yalancı jinekomasti, lipomatöz jinekomasti vesaire çeşitli isimlerle anılıyor. İki tipi var. Evet, yani bu kadınsı göğüs büyümesine glandülel beze salgısı aşırı hormon salgılıyor. İnsan hayatında bu 3 devrede çok hormon salgılar. Kadın östrojen hormonu baskın olur. 1 bebek dünyaya geldiğinde anne sütüyle beslendiği için anne sütünün içerisinde çok yoğun oranda östrojen var. Bu göğüs büyütebilir. Bu nedenle küçük bebeklerin göğüsleri büyük olur. Bu normal bir durum. İkinci olarak östrojen hormonu kişi ergenlik çağına girdiğinde yani 17, 18, 19 yaşlarında ortaya çıkar. Üçüncü olarak da kişi yaşlandığında yağlı bir vücudu varsa böyle bir durum ortaya çıkabilir. Jinekomasti bir de bunlar normal durumlar. Normal bunlar kendiliğinden geçer. Bir de normal olmayan bir durum var. Bazıları bodybuilding yaparlar. Bodybuilding kas geliştirici haplar, hormonlar kullanırlar. Bazıları alkol içer. Alkol içenlerin de göğsü büyür böyle. Özellikle bira içenlerin göğsü büyür. Bira içenlerin göğsünün büyümesinin sebebi biranın birleşiminde humulon, lupulon diye yani şerbet çotu var. Şerbet çotunun birleşiminde humulon, lupulon diye iki tane hormonsu madde var. Bunlar erkeklik hormonunu kadınlık hormonuna dönüştürür. Ve Almanya'da mesela Almanlar çok bira içtiği için Alman erkeklerinin %50'si kısırlaşmıştır. Göğüsleri büyümüş, erkeklikleri sıfıra düşmüştür Almanya'da. Bu nedenle Almanya'nın 100'den fazla şehrinde sperm bankası var. Türkiye'de kritik noktaya doğru gidiyor. Çünkü Türkiye'de de çok bira alkol tüketimi hızla yayılıyor. Yani hormon sadece bu alkol, bira kullanmak değil, aynı zamanda bazı insanlar hormon hapları kullanıyorlar. Tümör veyahut da böbrek özü tümörü, bunu tetikler, tiroid bezindeki hormon anormalitleri birçok rahatsız bu anormali tetikler. İşte jinekomasti rahatsızlığı olan beyefendiyi biz hamdolsun Hüseyin Bey'i sağlığına kavuşturduk. Çoban çökerten forte. Tabii burada sadece çoban çökerten yok. Bunun içerisinde zencefil, may, aloe vera,
efendim zerdeçal vesaire özel bir set. 2 ay içerisinde tekrar, çünkü bu ne yapıyor? Çoban çikolatanın birleşiminde çentiyozin denen bir madde var. Bu beyinde hipofiz bezesinin luteinizan hormonu salgılamasını sağlar. Yani normal olarak luteinizan hormonu salgılıyor da seviyesi arttıkça luteinizan hormonu, testosteron hormonu da artar. Böylece dengeler tekrar normala döner. Luteinizan hormonu. Sadece tabii ki burada çoban çökerten değil, iksirin farklı özellikleri var. Mesela iksir bütün damarlara, çır kanalları, organların faaliyetlerini artırır. Erkeklik hormonunu artırır. Yani burada sadece bir ürün değil, komple set kullanmak gerekir.